Ebru, önce bir şey söyleyeceğim. Bu insanoğlu çiğ süt emmiştir lafı nereden geliyor? Hocam harika bir şey. Bak çiğ süt emmiştir lafı negatif mesela değil mi? Evet. O zaman çiğ süt de negatif bir şeydir. Bence bitti, netiz. Yıllarca bir sokaktan süt aldık. Hiçbir şey olmadı bana. İşte bu her programda anlattığım şey. Yıllarca yedim bir şey olmadı dediğiniz şeyler ileride size başka kronik rahatsızlıklar olarak geri dönecektir. Yediğin hurmalar diyorsun. Bir gün gelir mideni tırmalar. Evet. Ama o zaman demeyeceksiniz ki benim 30 sene önce içtiğim Ahmet amca hocamın çiğ sütü bana bunu yaptı. Çünkü bunun farkında olmayacaksınız. Yani besin değeri olarak karşılaştırdığınızda aslında ki bunu ben söylemiyorum. Uluslararası otoriteler söylüyor. Çiğ süt, UHT ve pastörize süt arasında büyük bir fark yok. Toplam besin değeri arasında. Yok, anladım. Ama gıda güvenliği açısından çiğ süt burada, çok altlarda ve riskli. UHT ile pastörize süt burada. Siz biraz önce sormuştunuz yasaklar var mı? İşte tam da bu yüzden yasaklar var. Ebru, önce bir şey söyleyeceğim. Bu insanoğlu çiğ süt emmiştir lafı nereden geliyor? Hocam harika bir şey. Bak çiğ süt emmiştir lafı negatif mesela değil mi? Evet. O zaman çiğ süt de negatif bir şeydir. Bence bitti, netiz. Konumuz çiğ süt değil mi? Evet. Çiğ süt dediğiniz şey sokak satıcılarının sattığına çiğ süt mü diyoruz evet. Biz? Bu çiğ genelde süt... de çiğ süt olmuyor aslında. Efendim? Ama genelde sadece süt olmuyor onun içinde ama çiğ süt diyoruz. Şuna tekrar anladık ki sen yine endüstriden yanasın ve hiçbir şekilde gidip de sokaktaki sütçünün yanında değilsin kardeşim. Ben hemen bunu anlıyorum. Öyle mi? Çok doğru anlıyorsunuz. Yıllarca biz sokaktan süt aldık. Hiçbir şey olmadı bana. İşte bu her programda anlattığım şey. Yıllarca yedim bir şey olmadı dediğiniz şeyler ileride size başka kronik rahatsızlıklar olarak geri dönecektir. Yediğin hurmalar diyorsun. Bir gün gelir mideni tırmalar. Evet. Ya da... Ama o zaman demeyeceksiniz ki benim 30 sene önce içtiğim Ahmet amcamın çiğ sütü bana bunu yaptı. Çünkü bunun farkında olmayacaksınız. Ama şimdi çiğ deyince böyle hayvandan sağıyorsun. O değil mi bu yani? Sağıp hemen önüne getiriyorsun. Bu iyi bir şey değil mi yani? Şimdi hocam çiğ süt denildiğinde iki tip insan var. Bir tip düşünüyor, şöyle bir gözünün önüne gelen tablo, işte yemyeşil bir mera, mutlu inekler, etrafta koşturan çoban köpekleri, yeni klasik sağılmış... Klasik müzik dinliyorlar. Tabii, yeni sağılmış sütün bu güzel kokusu. Yanında Feyyaz mesela olabilir. Mesela böyle bir tablo görenler var. Peki. Benim gördüğüm tablo ise o sütlerin içinde parti yapan mikroplar, ineklerin memesindeki bakteriler, hastane yes. odalarındaki sancılar, korkulu bekleyişler. Benim aklıma da bunlar geliyor. Yani biraz karamsarsın diyeceksiniz ama gerçekçi olan kısmı da bu. Niye anneler beslerken, emzirirken memeleri temizliyorlar? Bir sorun olmuyor. Hocam ne yaptınız yani anne? Niye öyle diyorsun ya? İnek de temizler, yani, verirsin eline. Şimdi iki şey var burada. Birincisi elbette ineklerin bulunduğu ortamda. Yani dışkıları, osurusu, etraftan doğru. gelebilenler. Bunların hepsinin yarattığı bir takım mikroplar var. İkincisi bizleri hasta eden ama inekleri hasta etmeyen mikroplar var. Yani ne kadar temiz gözükürse gözüksün, ne kadar dikkatli bakımda olursa olsun orada mikrop olma ihtimali oldukça yüksek. Bunu da aldığınız her yudum sütü analiz etmeden anlayamazsınız. O yüzden ben çiğ süte ve özellikle de sokakta satılan süte karşıyım. Anladım. Peki bu niye yasaklamıyorlar bu kadar tehlikeli bir şeyse? Var mı mesela dünyada yasak olan ülkeler çiğ sütü? Tabii var. Bir kere sokak sütü zaten yasak olan bir şey. Çünkü sokak sütünde daha çok yapılanlardan biri şudur. İçine amonyak konur, başka şeyler konur ki çünkü sokak sütçüsünün genelde o sütü soğuk kamyonlarda saklayacak, çok güzel bir şekilde muhafaza edecek bir teknolojiye de sahip değil. Bunların önüne, bozulmanın önüne geçmek için içine bir şeyler katarlar. Veya su katarlar. En iyi ihtimalle sulu süt içmiş olursunuz. Ama bu hala inekten kaynaklanabilecek mikropların önüne geçmez. İyi de ama bir kaynatıyorum ben bunu. Şimdi kaynattığım zaman kaç derecede, 100 derecede hepsi ölmüyor mu bunlar? Peki o zaman mikroplardan nasıl kurtuluruz? Nasıl? Onu mu anlatın? Böyle kurtulmuyor muyuz şimdi, işte? Evet, ben böyle biliyorum. İlk yaptığımız şey kaynatmaktır. Doğru değil mi? Eğer ısıya dayanıklı mikroplar yoksa içinde doğru. Büyük ölçüde kurtulabilirsiniz. Ama ısıya dayanıklı bir mikrop varsa sizin kaynatmayla onu veya daha önceden oluşmuş bir takım bizim sporlar dediğimiz ve yüksek ısılarda bile onları etkisiz hale getiremeyeceğiniz toksinler, zehirler varsa bunlardan kaynatmakla kurtulamazsınız. Bazen mikrop diyorsun, bazen bakteri diyorsun. Bunlar aynı şeyler mi? Sizi hasta edici mikroplar olarak düşünün genel olarak bunları. Bunlar farklılık gösterebilir genetik olarak. Televizyonda böyle öcü gibi şeyler, mikrop deyince öyle şeyler aklıma geliyor benim böyle. Hemen bir ara Okan Bayülgen'in sesiyle bir şeyler vardı ya, Domestos reklamlarında hep onlar aklıma geliyor benim. Yani onlar geliyor. Kadar sempatik değil öyle söyleyeyim. Anladım. Sonuçta şimdi kaynatırken bir de ne yapıyorsunuz? Siz aldınız o sütü. İşte uzun bir süre kaynattınız. Siz o sütü niye tercih ediyorsunuz en başta? Besin değerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Kaynattınız ne oldu besin değeri? Ne oldu? Zaten gitti.
Öldürdünüz sütü büyük ölçüde. Kaynatınca her şeyin değeri düşüyorsa bütün yemekleri kaynatıyoruz. Sütteki birçok besin değerini kaynatarak aşağı çekiyorsunuz. Diğer sistemler nedir? UHT dediğimiz ve pastörizasyon dediğimiz şeylerdeki suçlama ısı işleminden geçiyor. O yüzden karşı değil mi insanlar? Peki ben bu sorumun cevabını alamadım. Normal yemekleri ısıtınca hepsi kaynatınca gidiyor mu bütün besin değerleri? Isıl işlem her zaman için C vitamini gibi mesela bazı hassas vitaminlerin A, D, K gibi bazen de bunların bir takım azalmalar olmasına neden olur. Ama yemekleri pişirmemiz gerekiyor. Ayrıca bazı gıdaları da pişirirsiniz, bazı sebzeleri veya bazı etleri. Onlardan vücudun alabileceği besin değerini de arttırırsınız. İçindeki besin arttığı için değil, biyoayarlık dediğimiz bir şeydir. Siz ondan vücudunuzun emebileceği besini arttırmış olursunuz ısıtarak. Bu gıdasına göre değişir. Süt böyle değil, öyle anlıyorum. Süt söz konusu olduğunda kaynatarak besin değerlerine zarar veriyoruz. Bir de diğer yandan neye karşılık biz bu çiğ sütü tercih ediyoruz? UHT'den kaçıyoruz. Herkes. UHT, ultra high temperature, yani ultra yüksek sıcaklıkta yapılan bir işlemdir. Bu işlemde yapılan aslında sütü 135-150 derecelere kadar çıkartılır ve 2 ile 6 saniye sadece bu sıcaklıkta tutulur. Ardından da steril bir ortamda ambalajlanır. Bu sütlerin soğukta beklemesine gerek yoktur. Ve şimdi düşünürseniz... Bazıları sütlük rafında oluyor. Onun farkı ne? İşte günlük süt UHT'ler. Diyor. İşte bunlar UHT'ler. Yok. Günlük süt. Yani soğukta kalan sütler pastörize sütler. Peki yani onlarda yok mu aynı şey? Pastörizasyon da 72 derecede yaklaşık 15 saniyelik bir ısı işlem demek. Anladım. Ve bunları etkisiz hale getiriyor o işlemle. Yine bakın birisi 72, öbürü 2-6 saniye, birisi 15 saniye. Biz evde onu saatlerce hadi olmasın da işte yarım saat kaynatıyoruz. Tamam. Pastörize ile normal UHT süt, yani bu 6 ay raf ömrü olanlar var ya, onların besin değerleri farklı mı? O yüzden pastörize alıyorlar çocuklar için. Pastörizasyonda evet besin değeri biraz daha fazla korunuyor UHT'ye göre. O yüzden de raf ömrü daha az. Yani benim şahsen ilk tercihim pastörize sütten yana süt olurdu. Ama şunu da düşünmek lazım. Bir uzun yolculuktasınız, kampa gittiniz veya bir doğal afet söz konusu. O zamanlarda soğuk zincirde tutmadan yanınızda uzun süre besin değerini korumuş bir süt olması çok değerli bir şey. O noktada da UHT'nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ve yani diyoruz ya bu ısı işlem aslında daha çok vitaminlere etki ediyor. Ama bizim sütten beklentimiz de vitamin değil. Yani ben C kalsiyum vitamini almak için sütü almıyorum tabii ki. Kalsiyum. Evet. Ama o kalsiyum da genellikle... Kalsiyum çok ciddi oranda zarar görmüyor. Yani besin değeri olarak karşılaştırdığınızda aslında ki bunu ben söylemiyorum, uluslararası otoriteler söylüyor. Çiğ süt, UHT ve pastörize süt arasında büyük bir fark yok. Ama gıda güvenliği açısından. Toplam besin değeri açısından. Toplam, anladım. Ama gıda güvenliği açısından çiğ süt burada, çok altlarda ve riskli. UHT ile pastörize süt burada. Siz biraz önce sormuştunuz yasaklar var mı? İşte tam da bu yüzden yasaklar var. Hangi ülkelerde yasak? Amerika'nın 20 eyaletinde çiğ sütün tüketiciye satılması yasak. Ayrıca eyaletler arasında çiğ sütün satılması da yasak. Çünkü bu gerekli hijyen koşullarını sağlamak çok zor. Oradan oraya gönderemiyorlar yani. Evet, yasak. Ayrıca bakın... Çiftçiyi korumak için de olabilir bu. Hayır, bunlar tamamen hijyen dolayısıyla. Zaten bunların bu yasakların konulmasını sağlayanlar da işte Tarım Bakanlığı ve oradaki Hastalık Koruma Kontrol Merkezi CDC dediğimiz şeylerin yönlendirmeleriyle oluyor. Avrupa'ya bakarsak veya başka ülkelere Singapur'da yasak, Avustralya'da yasak, Finlandiya'da, Norveç'te, İsveç'te bunların hepsinde çiğ sütün tüketiciye satılması yasak. Bunların hepsi sokak sütüne karşı düşmanlar. Bunlar kapitalizmin ağına düşmüşler bunlar bence. Öyle diye düşünüyorum. En sağlıklı insanlar da orada ama onlar yani. Onlar da sokakta köpek kedi de yoktur bence. Onlar kedi köpeğe de düşmanlardır diye düşünüyorum. Sütten kesin. Kedi köpeğe nasıl geldik? Bilmem, benim aklımda böyle çalışıyor işte. Şimdi ben daha nerelere gelirim de hadi kendimi tutuyorum. Böyle soya sütü, bu başka bir konu mudur? Ha bir de süt çıkıyor da onlar da farklı. Badem sütü. Bunları görmeye başladım. Bunlarla normal süt arasında bir fark var mı? Çok dağlar kadar fark var. Yani birisi hayvansal bir besin. Evet, süt dediğimiz diğerleri... şey. Diğerleri bitkisel sütler. Adına süt deniyor ama yani dünyada da bu çok tartışılıyor aslında. Süt denilmeli mi denilmemeli mi diye. Ama böyle bir terminoloji sadece bizde değil. Dünyada da söz konusu. Bir yandan da dediğim gibi tartışılıyor. Besin değerleri farklı değil mi? Yani? Tabii tabii. Bir bademden çıkartılan bir süt var. Yani daha doğrusu oluşturulan. Bundan alacağınız, bekleyeceğiniz besin değerleriyle hayvansal bir sütten alacaklarınız çocukları çok bir kere farklı. Beslememek lazım. Öyle anlıyorum. Onların da çok faydalıları var ama hayvansal sütten alacakları besinlerden de uzak kalmaları çok doğru değil. Doğru değil. Peki bir de şimdi laktoz intoleransı diye bir şey. Her yerde laktozsuz, laktozsuz süt falan çıkıyor. Alerjinik bir şeyler çıkıyor, sütler. Bu ne bunlar yani? Şimdi laktoz intoleransı bir genetik rahatsızlık aslında bakarsanız.
Yok muydu alerji daha önce de şimdi çıkmaya başladı? Hiç yoktu. Hep vardı. Yani süt veya laktoz hayatımızda olduğundan bu yana vardı. Ama son zamanlarda bu daha çok tespit edilmeye başladı. Ve insanların genetiğine göre değiştiği için de örneğin bizim coğrafyamızda bu çok daha yaygın. Her yerde çok fazla değil. Ama bizde eğer Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına bakarsak %70'ler civarında laktoz intoleransı olduğu söyleniyor. Allah o yüzden Allah. De bunun talebini karşılayacak laktozsuz sütler oldukça artıyor. Ama bu laktozun tabii çiğ ile işlenmişle alakası yok. Sütün içindeki bir enzimden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla o enzimi alınca tatlandı laktozsuz süt. Biraz daha tatlı niye? Var mı böyle bir şey? O işlemden geçtiğinde evet. Daha tatlı olmasını, daha doğrusu daha tatlı algılamamızı sağlayacak bir hale dönüşüyor. Ama besin değeri açısından zaten bir fark eksilme yok. Aynı besin değeri ama fiyatı biraz daha yüksek galiba laktozsuz süt. Tabii o daha yüksek bir teknolojiden geçiyor. Dolayısıyla biraz daha yüksek olabiliyor. Bizim bu sürekli guk guk yapıyoruz ya, bu galiba mide şu bu, o laktozdan mı kaynaklanıyormuş yani? Çoğu zaman ondan kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki gıdaların içerisinde birçok şey var ve onlara karşı alerjik reaksiyon gösterebileceğimiz de birçok konu var. Ama laktoz intoleransı Türkiye'de oldukça yaygın. Ben şimdi şunu anlıyorum. Net olduğum şey. Bir kere sokak sütünü unut diyorsun. Aman ha, unutun tabii ki. Değil mi? Unut diyorsun. İki, alacaksan pastörize süt al diyorsun. Pastörize veya UHT alıyorum. Ama pastörize tercihin senin. Çünkü besin değeri daha yüksek. Ama daha kalıcı, uzun, dolapta, yolculuktaysa UHT'de alabilirsin diyorsun. Tabii aslına bakarsanız ben pastörize sütün tadını daha çok sevdiğim için bir tüketici tercihi olarak onu tercih ediyorum. Yani besin değeri arasında da uçurumlar yok doğrusu. Ama o sütlerin de tadı kalmadı ya. Vallahi yani eski süt tadı da bulamıyorum. Hocam domatesle anladık da sütle yapmayayım bari. Bir de bir şeyde net olma kardeşim ya. Bunlarda da mı netsin? Net olmam için çağırdınız beni. Netim. Netsin. Netim. Hocam peki bu hastalıktan ağrı çiftlikler var ya, büyükbaş çiftliklerinde o bunları çiğ süt olarak satabiliyorlar. Bir tarım kanalında çalışırken bunları görüyordum. Çiğ sütü savunuyordu oranın sahibi. Bu hastalıktan ağrı çiftliklerde bu durum nasıl? Yani zaten Türkiye'de çiğ süt satışı yasak değil. Hastalıktan ağrı çiftliklerde üretilen ve çok ciddi kontrol edilen sütler çiğ süt olarak satılabiliyor. Artık süpermarket zincirlerine de giriyor. Ben şahsen bir gıda mühendisi olarak işin içini bildiğim için hala endişe ederim. Çünkü işin şu yönü de var. Yani oradan çiğ süt en iyi net şekilde çıktı. Net olmadığın bir yer bulduk. Ben bunda da netim. Hayır. Ben gıda mühendisi olarak dediği zaman orada bir yer bulduk. Ne. Çünkü buradaki markada listleri biliyoruz. Bence de bir şey evet, oldu. Orada peki bir... o zaman gözlemlerimi anlatayım. Hah evet. Şimdi oradan çıkan çiğ süt gerçekten mükemmel olsa bile bunun nakliyesi doğru şekilde yapıldı mı? Türkiye'de soğutulmuş kamyonlar çok da fazla değil. Ardından belki sizler de karşılaşmışsınızdır. Bir perakende zincirine giriyorum ve orada aslında bunların buzdolabında tutulması gerekiyor. Ancak ortaya dizilmiş böyle üçgen şeklinde çiğ süt satışları var. Şimdi bunları gördüğüm zaman ben dehşete uğruyorum. Bir gıda mühendisi olarak değil, bir tüketici olarak ben dolayısıyla çiğ süte hala sıcak bakamıyorum. Öyle çiftliklerden gelse bile. Ama bu tamamen Ebru'ya göre. Bu neden? Senin çiğ süt emmiş ya falan. Net olmadığım bir yeri gördük ya. Anlaşıldı. Demek ki burada fazla kanıt yok. Onu anlıyorum ben. O yüzden bir kanıta dayanamıyorsun. Orada da gözlemlerini söyledin bize. Hayır, şöyle bir şey var. Aslında gözlemlerimi söylemiyorum. Gözlemlerim bunu destekliyor, bunu anlatıyorum. Çünkü çiğ sütteki güvenliği kesin olarak sağlayabileceğinizi ortaya koyan bir sistem olsaydı bu tarz gelişmiş ülkelerde çiğ süt satışları yasak olmazdı. Ve Amerika'nın Hastalık Koruma Kontrol Merkezi CDC, dünyada herkesin çok dinlediği bir otoritedir. Her ne koşulda olursa olsun çiğ sütü tamamen güvenliğinden emin olamayız. O yüzden de tüketimini tavsiye etmem der. Dolayısıyla netim. Anladım. O CDC'nin biz COVID-19'da neler dediğini de biliyoruz. O yüzden neyse. Peki. Tamam hadi ikna olduk diyelim. Yani. Bilime inancımızı hiç bırakmayalım. Öyle mi? Öyle. Sayın Fauci. Öyle diyelim. Peki teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim.